Kibar Hanım da 12 yıl kaçmıştı ama kız kardeşi Remziye onu yakaladı ve gerçekten dün beraberlerdi. İki kardeşin sohbetini, yayından sonra sohbetini bir izlemek ister misiniz? Hayallerinizi bana yazın. Gerçekleştirebildiklerim olursa başımla beraber ne mutlu. 12 yıldır haber alamadığı ablasını görme hayalini yazmıştı Remziye Hanım. Ablacığım ben seni çok seviyorum, çok özledim. Ben Müge ablaya mektup yazdım. İnşallah Allah'ın izniyle hayalimi gerçekleştirecek. Müge Anlı, genç kadının yıllardır hasret kaldığı ablasının telefonda olduğunun müjdesini verdi. Remziyeciğim, ablan telefon attığınızda. Alo, kurban olayım ben sana. İki kardeşin yıllardır süren özlemi son bulacak mıydı? İşte beklenen an gelmişti. Abla elbette ki dayanamadı ve geldi. Çok yakında hemen. Sen dedin ki sen görsen beni tanır mısın dedin. Acaba sen onu tanır mısın görsen? Tanırım galiba. Fotoğraflardan hatırlıyorum. O kadar hatırlıyorsun. Aha. Peki bakalım tanıyacak mı? Abla Kibar Hanım'ı alkışlarla stüdyomuza alalım lütfen. Kardeşlerini merak etmişler, seni arıyorlar 12 yıldır. Korku. Neden korkuyordun? Abinden. Hayatımı kurmuşken bir daha istemedim. Peki Remziye seni çıkıp arayınca ne hissettin? O anı anlatamam herhalde, bilmiyorum, çok kötü oldum. Elim ayağım titredi. Niyetliydim, çay yaptım, çay içtim. Niyetini mi bozdun? Evet. Daldın öyle. Daldım, şaşırdım. Evet, şaşırdım. Evet, yani oruçluydum, çay koydum, çay içtim. Yani sayılmaz. Niyet olsun. Hadi bakalım aile fotoğrafımızı çektirelim. Canlı yayının ardından sahile attılar kendilerini iki kardeş. Sıkı sıkı tuttukları ellerini hiç bırakmadılar. Bunu çok özlemişim ya ben. Bize karşı merhametini özledim. Sevgisini özledim. Çok seviyordu çünkü bize karşı çok düşkündü. Hasret kalmışım yani. Çocuklarıma iki tane daha kuzen çıktı. Onları görünce yani sanki yıllardır görüşüyormuşuz gibi o his geldi kalbime. Bir arada olduğumuz zaman daha güzel olacak. Hani hiçbir boşluğumuz kalmadı. Doldurduk yani. Çok mutluyum. Ben hani çok istiyordum bulunmasını falan. Yani gel git oldum böyle hani yazayım yazmayayım yazayım yazmayayım. Sonra işte artık cesaretimi topladım. Yazdım. İyi ki de yazmışım. İlk çıktığım gün bir reklam arasında buldunuz. Gerçekten Allah razı olsun. Çok mutlu oldum. Şaşırdım. Ben de çok sevindim. Heyecanlandım. Çok mutlu oldum. 12 sene kolay değil. İnanamadım açıkçası. Gerçekten de çok özlemişim. Bütün ailemi özledim. Korku morku gitti. Hepsi gitti, bitti yani. Bana sorarlardı hani bayram olsun, yeni yıl olsun. Hani özel günlerde işte ne yapıyorsun, ne yapacaksın, nereye gidiyorsun falan. Ben hep susardım. Ama şimdi ablama, abime, kardeşime yani böyle dolu dolu anlatacağım. Müge Hanım'a çok ama çok teşekkür ederim. Ben hep onu istiyordum ama... Öyle bir gün bana da yardım edecek, bana da el atacak, beni de kavuşturacak ailem. Hiç aklımın ucundan geçmiyordu. Çok sağ olsun. Teşekkür ederim. Ben de kendisine çok teşekkürlerimi iletiyorum. Bu arada yakından görünce daha bir heyecanlanıyor insan. Daha evet. Çok tatlı, çok sempatik. Kocaman bir yüreği varmış. Allah gönlüne göre versin. Müge Hanım çok ama çok seviyoruz seni. Teşekkür ederim. Ben de seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. O güzel yanaklarından Allah. Kocaman öpüyorum. Evet. Hadi inşallah bir daha ayrılmazlar. Ben de çok